Üçgensel görünümün önüne geçmek için birkaç basit araç mevcut ama bunlar çok yeterli olmayabilir. Olmayacaktır büyük ihtimalle. Bunları öncelikle inceleyelim. Ekstrudun altında capping yani ön ve arka yüzeyleri kapama opsiyonu olarak morfun yanındaki morf burada minimum üçgensel yapıyı temsil ediyor. Burada minimum üçgensel yapıyı kurmaya çalışırken tabii ki istemediğimiz sonuçlar doğuyor. Grid seçelim. Grid seçtiğimizde evet yüzeyler ki Etched Face'ten çıktığımızda çok daha pürüzsüz gözüküyor. Şuradaki hatalara da dikkat çekiyorum. Kenarlardaki tekrar Etched Face'e gelelim. Daha pürüzsüz bir görünüme sahip ama bu sefer de ne oldu? Her şekil, her koyun kendi bacağından asıldı tabiri caizse. Her şeklin dörtgen ebadı, oranı birbirinden farklı oldu. Mesela burada yatayken, burada dikey, burada büyükken, burada küçük gibi. Ve hatta nesne tam anlamıyla dörtgenleşemedi ön yüzeyler. Mesela burada bir hatamız var. Ki zaten Edit Face modundan normal moda geçtiğimizde de bu hatalar, kenardaki hatalar göze çarpıyor. Velhasıl kelam grid komutu bir nebze yardımcı oldu. Belki basit, hızlı işlem iş gerektiğinde işiniz görebilir ama daha hassas çalışmanız gerektiğinde grid opsiyonu yetersiz kalmakta. Daha kusursuz ve istediğimiz gibi bir dörtgensel yapı için işlemlerimizi geri alalım. Modifierlerimizi silelim. Ve nesnenin üzerine bir plane oluşturalım. Bunu oluştururken ne yapacağız? Tam nesne sınırlarında olması için tekrar Snap'i seçtik buradan. Sağ tıkladık, ayarlarını açtık. Bounding Box seçtik. Bounding Box ne yapıyordu? Tam nesnenin sınırlarını yakalıyordu. Böylece nesnenin tam sınırlarında oluşturmamıza imkan verecek. Grid'i kapayalım. Biraz görüntüyü açalım. Grid'i buradaki artıyla kapıyorduk. Nesnemizin rengini de biraz rengimizi açalım ki daha rahat görünsün. Evet. Create Geometry. Bileğini seçtik. Sol üstten sağ alta doğru. Bounding Box Snap ile nesnemizi oluşturduk. Bileğimizi oluşturduk. Peki bileğin buradan wireframe'e geldiğimizde neye benzediğini görelim. Tam sınırlarımızda bir plane oluştu. Ayarlarımızı biraz modifiye edelim. Tam kare olması için tercihen buradaki sayıları kopyalayalım. 16'ya 34 olsun mesela. Evet, şu an tam gerçekten karesel bir görüntü elde ettik. Bunu biraz daha detaylandırabiliriz. Mesela iki katına çıkartalım. Buradaki değeri iki katına çıkartmak. Mesela 32 yazacağız direkt. Ama matematiğimiz zayıf ya daha kompleks bir işlem gerekiyorsa şöyle bir imkanımız daha var. Buradaki parametredeyken kontrol neye basıyoruz? Karşımıza çok basit bir hesap makinesi çıkıyor. Burada matematiksel işlemler yapabiliyoruz. Mesela 16 çarpı 2 diyoruz ve bize sonucunu 32 olarak gösteriyor. Paste komutuyla aktif alana bunu kopyaladık. Hemen buraya açalım. Kontrol N'ye bastık. Buradaki alan seçiliyken 34 çarpı 2 diyoruz. 68 çıkıyor. Bunu da yaptığımızda evet ızgaramızı tam anlamıyla istediğimiz hale getirmiş olduk. Peki bu ızgarayı dünyanın şeklini almasını nasıl sağlayacağız? Plane nesnesinin dünyanın şeklini almasını sağlayalım. Bunun için Shape Merge aracını kullanacağız. Bir nevi boolean işlemi yapacağız yani. Create'in altında ki şu an plane'im seçili. Snap'i kapayabilirim. Component Object. Buradaki listeden seçiyoruz. Shape Merge. Önce Mesh nesnem seçili. Shape Merge bir spline eğri ile bir mesh nesneyi birleştirmeye yarıyor. Daha doğrusu eğri ile mesh'i kesmeye yarıyor. Bu işlemde önce Mesh seçili. Mesh'imizi seçtik. Shape Merge'e tıkladık. Nesnem oluştu. Pick Shape ile kesecek. Bu nesneyi kesecek. Eğriyi seçiyorum. Pick Shape ile bunu da aldık. Nesnenin buraya atandı. Mesh kısmında plane'im var. Shape kısmında text'im yani dünya nesnem var. Sağ tuşla işlemi iptal ediyoruz. Zaten ancak iki tane nesne bize yeterli. Modifi kısmına geldik. Şu an çok bir işlem yapılmamış gibi görünüyor. Burada farklı işlemler var. Bunları örneklemeye çalışalım. Öncelikle dünya eğrisini seçip sağ tuş ile Hide Selection'da gizleyelim. Zaten
dünya eğrisini gizlediğimizde, dünya şeklini gizlediğimizde nesnenin aslında o şekli rehin aldığını görüyoruz. Buradan cookie cutter'ı seçeceğiz. Cookie cutter nesneyi ikiye bölüyor. Bu şeklin içinde kalanlar ve dışında kalanlar olarak. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacağız. Buradan geçici olarak nesneye mesh select verelim. Mesh select verdiğimizde zaten bir şeylerin hemen seçilip aslında kaybolduğunu görüyoruz. Ama biz yanlış, daha doğrusu işlemi tersine çevirmek istiyoruz. Bu yüzden invert dedik. Yani dünya nesnesinin içinde kalan değil, dışında kalanları sileceğiz. Bunun için yine mesh select neyin seçili olup neyin seçili olmadığını görmek için mesh select verebiliriz. Evet, doğru şeyler seçiliymiş. Bunu da biz mesh select'i silip yerine delete mesh vereceğiz. Tabi delete mesh'i vermeden önce output submesh selection'ımı face'e ayarladık. Böylece plane ile dünya şeklini kesiştirdik. Cookie cutter metodu nesneyi ikiye bölüyor. Ya şeklin içinde kalan ya dışında kalanlar. Invert ile dışında kalan yüzeyleri seçilmesini sağladık. Daha doğrusu işleme tabi tutulmasını sağladık. Output submesh selection bölümünden de buradaki dışarıda kalan yüzeylerin seçilimini sağladık. Delete mesh ile de bu yüzeyleri sildik.